Evet, değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, hepiniz bu akşamki toplantımıza hoş geldiniz. Fakültemizin haftalık toplantıları kapsamında bu hafta çok kıymetli misafirimiz var yine. Sağ olsun, kendisi yoğun mesai sırası bizleri kırmadı. Davetimizi icabet etti. Misafirimiz Eskişehir'den Osman Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamız. Hocam hoş geldiniz tekrar Hoş yayınımıza. bulduk. Hoş bulduk Sayın Hocam. Tekrar teşekkür edeceğim bu kıymetli vaktinizi bizlerle paylaştığınız için bu yoğun programımız içerisinde. Gerçekten bizler için çok değerli bilgiler vereceğinizi biliyorum ben. Öğrencimiz de buradalar. Büyük bir kısmı lisansüstü öğrencileri kendilerine, katılımcıların. Hocalarımız yine yayındılar şu anda. Hocam müsaadenizle siz kendiniz bir tanıtın isterseniz. Sizinle çok fazla sözümüz var ama sizden bir duymak isteriz. Yaşar Sarı kimdir? Turizmdeki kariyeri, akademik kariyeri, şu anki bulunduğu pozisyon hakkında bilgi verirseniz sevinir hocam. Buyurun. Burhan Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu şansı diyelim bana verdiğiniz için. Estağfurullah. Sağ olun Çünkü hocam. ben bunu bir şans olarak görüyorum. Çok uzak noktalardan arkadaşlarımızla bir aradayız şu anda. Sizin öğrenciler, güzide öğrencilerinizle bir aradayız. O açıdan Sağ olun hocam. gerçekten bu güzel bir şey oldu benim için de. Ne kadar zamanım olsa da bunun için ayırırdım. Olmasa da ayırırdım. Bu Biliyorum hocam. Teşekkürler. Çok sağ açıdan olun. çok teşekkür ediyorum ben. Öncelikle değerli dekanım Abdekin Sükmen Hocama teşekkür ediyorum. Meslektaşım, aynı zamanda mevkidaşım, değerli hocama çok Mevkidaşsınız. teşekkür Evet. ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum Burhan Hocam. Sağ Buna olun hocam. vesile oldunuz. Ve sizde birçok hoca arkadaşlarımız var. Birlikte iş yaptığımız, Evet. tanışmadığımız, yani yüz yüze tanışmadığımız halde projelerimizde görev alan Aydoğan Aydoğdu hocamız var. Evet, sağ olsun. Değerli hocamız, ona ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca siz de araştırma görevlisi olarak devam eden ve bizim öğrencimiz olan meslektaşımız Selda Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Her bir öğrencimiz için aslında ben bu akşam biraz deneyim paylaşımına yer vereceğim. Hocam ben esas itibariyle doktora da turizmle tanışmış bir insan olarak akademik camiada tanıştım. Turizm ekonomisi bağlamında turizm talebi çalıştım. Turizm talebinde de dijital teknolojiler üzerinde çalıştım daha çok. Ve o gün bugündür yaklaşık 2003 yılından bu yana turizm ve turizm ekonomisi üzerine çalışıyorum. Ve özellikle projeler konusunda, akademik yayınlar konusunda çok ciddi ivmeler kazandık, kattık mesleğimize. Şu aşamada da birkaç tane Avrupa Birliği projesiyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademik olarak bildirilerimiz, makalelerimiz ve kitap bölümlerimiz var. Ve uzun zamandır da sizinle Bosna'da Evet. tanışmıştık. Bosna, Yüz yüze. yüz yüze Bosna'da tanışmıştık sizinle. Bir kongre esnasında o gün Evet bugün hocam. sizlerle de yakından tanışıyoruz. Sağ olun. Birçok meslektaşımız da bu şekilde kongrelerde, konferanslarda, projelerde tanışma şerefine eriştik. Bu Sağ olun fevkalade hocam. güzel bir şey. Abdülkadir Hocam iyi yayınlar diye mesaj gönderiyor. Çok teşekkür Evet ederiz hocam. Abdülkadir Hocam. Peki şimdi hocam Hocam bu teşekkür ederiz biz bu iyi dilekleriniz için. Şimdi tabii şunu söylememiz gerekiyor. buyurun. Biz Avrupa Birliği ve projeler dediğimiz zaman genelde eğitim camiasında, üniversitelerde hep işin Erasmus kısmı bilinir malumunuz. İşte öğrenciler Erasmus'ta değişime giderler, hocalar Erasmus ders kaybetmeye giderler ama sizden deneyeceğiz ki şimdi Avrupa Birliği'nin çok daha fazla, çok daha farklı fonları var bu konuda. Ki bunu belki ülkemizden iyi kullanılan bir tanesi sizsiniz. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bugün vereceğiniz bu bilgiler gerçekten çok kıymetli bizler için. Her düzeydeki öğrencimiz için, hem lisans hem lisansüstü öğrencilerimiz için, araştırma görevlilerimiz için, yine yayında şu anda bulunan hocalarımız için çok kıymetli bilgiler olacak. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum hocam ben. Buyurun hocam, dinliyorum ben şimdi sizin sunumunuzu. Ben teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle şu bilgiyi vereyim. Ben
Şu anda mesela projelerimizin çoğunu iki tane doktora öğrencimle yapıyorum Sayın Hocam. Dolayısıyla Evet. öğrencilerimiz bu konuda fevkalade yetenekli ve fevkalade gelişmeye açık çalışkan arkadaşlarımız. Yani her bir öğrencimizin yüksek lisans, ben kaldı ki bu öğrencilerimizle yüksek lisansta çalışmaya başlamıştım. Bugün bugündür yüksek lisans doktora devam ediyoruz birlikte çalışmaya. Onun için Çok her iyi. bir öğrencimizin, yüksek lisans doktora öğrencimizin bu şansı özellikle var. Bunu akademik çalışmalarında yoğunlaşırlarsa ve özellikle danışmanlarıyla bu konu üzerine yoğunlaşırlarsa çok mesafe kat edeceklerine ben inanıyorum. Sayın Hocam, ben bir sunum eşliğinde bu Olur hocam. konuları anlatmaya çalışacağım. Bir ekran paylaşımı yapacağım sunuyu. Tamam. Sonra da onun üzerinde konuşacağım. Tamam hocam. Gürkan yetki versin size hocam. Yetki yoksa eğer hemen onu tanımlasın. Yani yeşil yanıyor gibi, sanki var gibi gözüküyor. Öyle Şimdi gibi hocam. Evet. bakıyorum. Buyurun. Şimdi bakıyorum Sayın Hocam. Şöyle tekrar bir paylaşım ekranını açayım. Sanki paylaşacağım gibi. Böyle gözüküyor. Görüyoruz Evet, herhalde, geliyor. değil mi? Geldi hocam, evet geldi. Tamam Sayın Hocam. Şöyle ileri geri hareketi de yapmaya çalışayım bakalım. Evet. Evet, ilerliyor hocam. Hareket ediyor. Değişiyor. Tamam. Evet, değişiyor Denemiş hocam. olduk. Hareket ediyor. Evet, Şimdi evet. hocam uluslararasılaşmadan ben önce bir bahsedeyim isterseniz. Uluslararasılaşma neden önemli? Birçok önemini biliyoruz ama esas YÖK biliyorsunuz 2018-2023 yılları arası için 2018 yılında uluslararasılaşma strateji belgesi yayınladı. Aslında uluslararasılaşma konusunda biraz da geç de kaldık açıkçası. Akademik camiada daha önce başlamalıydı bana göre. Aslında birçok şu andaki sancıyı da biz ülkemizdeki yerel ve lokal kalmaktan yaşıyoruz açıkçası. Daha erken uluslararası olabilseydik belki de birçok şeyi, birçok ayrımcılığı yaşamayacaktık. Çünkü Kesinlikle. uluslararası toplumlara gidip baktığımızda bir meselelerin olmadığını görüyoruz. Herkes bir ülke için, hangi ırktan, dinden, dilden olursa olsun bir ülke için çalışıyorlar. Biz de belki de bu suni olarak ayrıştırma çabalarını belki de biz daha önce halletmiş olacaktık. Uluslararasılaşma bunun için önemli. Uluslararası toplum olma, aynı ülke için çalışma aslında ilkesi dahilinde devam etse çok daha yaratıcı ve ileri götürücü oluyor. Şimdi YÖK'ün bu belgesinde Bologna sürecine vurgu yapıyor. Tek program üzerinden, AKTS sistemi üzerinden. Erasmus öğrenci hareketliliği ve personel hareketliliği üzerinde duruyor. Mevlana değişim programlarına yine uluslararasılaşma bağlamında vurgu yapıyor. Türkiye burslarını özellikle yabancı öğrencilerin Türkiye'ye getirilmesiyle alakalı üzerinde duruyor. Uluslararası öğrencilerin artırılmasını özellikle bu strateji belgesinde yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilmesi üzerinde duruyor. Bir de uluslararası öğretim elemanlarının artırılması üzerinde duruyor bu uluslararasılaşma strateji belgesinde. Burada uluslararasılaşma politikalarını da belirlemiş. Üniversitelerin tanınırlığının ve kalitesinin artırılması, barınma kapasitesinin artırılması, hedef odak ülkelerin belirlenmesi, onun üzerine yoğunlaşılması, ülke bağlamında öncelikle eğitim ve işbirliği alanlarının belirlenmesi, pilot devlet üniversitelerinin belirlenmesi ve bunların üzerine yoğunlaşılması, burs imkanlarının çeşitlendirilmesi gibi konular üzerinde duruyor bu uluslararasılaşma belgesi de belirtilen politikalarda. Ve bunu bütün yüksek öğretim kurumlarına o yıllar itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu gönderdi bizlere, üniversitelere. Bunların üzerinde çalışmalar yapın diye gönderdi. Ne yazık ki burada bir şanssızlığımız şu oldu. Hemen arkasından pandeminin gelmiş olması bu belgenin uygulanabilirliğini zorlaştırdı. Hatta geri planlara atılmasına sebep oldu. Halbuki bu bizim o gün bugündür birinci gündemimiz aslında. Bütün üniversitenin birinci gündemi olması gerekir normal şartlarda.
Ve burada stratejiler olarak da şunu belirliyor YÖK. Çok kısa bilgiler verip daha sonra ben deneyim paylaşımına geçeceğim hocam. Tabii hocam. Sıkmam sizi umarım bu anlatımlarımla. Estağfurullah hocam. Şimdi Hepsi çok kıymetli bizler için. Sağ olun. uluslararasılaşma stratejilerinde de YÖK şunu vurguluyor. Uluslararası öğrenci sayısının artırılması, uluslararası öğretim elemanı sayısının artırılması, tersine beyin göçünün çalıştırılması, uluslararası öğrenci öğretim elemanı değişim alanında iş birliğine ve değişim programlarına katılım sayısının artırılması, uluslararası öğrencilere yönelik barınma olanaklarının artırılması gibi devam ediyor. Uluslararasılaşma stratejileri de. Yani bunların üzerine yoğunlaşın ve bunların üzerinde çalışın diye yükseköğretim kurumlarına YÖK'ün bir tavsiyesi, hatta direktifi var bu anlamda yükseköğretim kurulunun. İşte biz de buradan hareketle acaba biz bu uluslararasılaşma bağlamında ne yapabiliriz diye 2018 yılında gerçekten bunu gündemimize aldık Turizm Fakültesi olarak. O günlerde bazı projeler üzerinde çalışıyorduk. Acaba Avrupa Birliği projelerini bunlara basamak yapabilir miyiz fikriyle biz başladık bu işe. Ve Avrupa Birliği projelerinin şöyle kategorilerine bakarsak işte sizin bahsettiğiniz öğrenci, bireysel öğrenci hareketliliği, onun arkasından iş birlikleri, onun arkasından da iş birlikleri ve gelişmeyi, kalkınmayı destekleme olmak üzere üç ana başlığı var Avrupa Birliği projelerinin. Özellikle Cooperation, Emergency Organizations başlığı, biz bunu hedef seçtik. Yani enstitüler arasında, üniversiteler arasında stratejik işbirlikleriyle biz bu uluslararasılaşmayı sağlayabilir miyiz olayına yoğunlaştık. Ve burada bu stratejik işbirlikleriyle ilgili projeleri gündemimize aldık ve bu projeler üzerinde çalışmaya başladık. Esasında bu projelerin ilk ayağını da çok ilginçtir bir BAP projesi oluşturuyor. O BAP projesinden de bahsedeceğim size. BAP projesi aslında ulusal bile değil, yerel, üniversite bazında nasıl bir AB projesine evrildi, bundan bahsedeceğim açıkçası size. Ya belki ilham verici olacaktır umarım. Şimdi Muhakkak hocam. Avrupa Birliği projelerinin okullara sağladığı katkıları araştırma da yapmış. Aslında bilimsel bir dayanağı da var benim bu seçtiğim başlığın. Sizin üniversitenin eğitim dergisinde yayınlanmış bu, tevafuk etti bu aynı zamanda. 9 Eylül Üniversitesi'ndeki hocalarımız bu çalışmayı yapmışlar. Diyorlar ki şunu bulmuşlar. Yabancı dilde pratik yapma fırsatı edinmelerini sağlıyor öğrencilerin bu Avrupa Birliği projeleri. Öğrencilere ne katkısı oluyor sorusunun cevabı açıkçası. Dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Yabancı dil öğrenmeye karşı ilgilerini artırıyor. En büyük problemlerimizden birisi bu mesela. Öğrencinin ilgisini tutamıyoruz. Dilsel farklılıkların daha iyi anlamalarını sağlıyor. Gerçek kültürel deneyimler edinmelerini sağlıyor. Çünkü ne oluyor? Karşılıklı gerçek etkileşimler oluyor. Ve nihayet diğer kültürlere ilişkin ilgilerini artırıyor öğrencilerin. Bu da öğrencilerin öğrenme şevklerini artırıyor açıkçası. Okullarına devam şevklerini artırıyor toplamda bakılırsa eğer. Ve bunların hepsinin ortalamalarının çok yüksek olduğu, 5'li Likert ölçeğe göre 5'e yakın olduğunu da görüyoruz. Yani Avrupa Birliği projelerinin okullara öğrenci bazında özellikle çok ciddi katkılar yaptığını söyleyebiliriz. Bu sadece araştırmalardan bir tanesi. Birçok araştırma daha var Sayın Hocam bu konuyla ilgili. Şimdi biz nasıl bu işe başladık ve nasıl bir BAP projesi Avrupa Birliği'ne evrildi ondan bahsedeyim. Biz esasında size de çok yakın olan ki sizin konunuz olan doğa turizminin altında yer alan kırsal turizmle ilgili aslında bir gözlemimize dayalı bir proje, BAP projesi hazırladık. O da şuydu, köylerde baktık insanlar işçi bulmakta zorlanıyorlar. Biz acaba Avrupa'dan gönüllüler getirerek, gönüllü öğrenciler getirerek bu tarlalarda çalıştırıp, deneyimletip, kırsalı deneyimletip, tarımı deneyimletip ve aynı zamanda köylülerin de ihtiyacını görebilir miyiz? Fikrinden yola çıktık. Acaba yabancı öğrenci istihdamını sağlayabilir miyiz? Gönüllü yabancı öğrenci istihdamını kırsal alanlarda, tarımda şeklinde böyle bir proje yazdık. Avrupa Birliği projesi.
Özür dilerim. BAP projesi BAP yazdık. projesi. BAP BAP projesi projesi, evet. yazdık ve 10 tane yurt dışından bir hocanın gözetiminde öğrenci getirmeyi planladık bir üniversiteden. Çağrıya çıkalım dedik. Fakat burada en büyük problem de size de deneyim olması adına, dinleyen öğrencilerimize de deneyim olması adına en büyük engeli de yine yöneticilerimizde gördük. Yani hem bizim fakülte dekanlığımızı yürüten hem de rektör yardımcılığı yapan hoca en başta karşı çıktı bu işe. Yani iyi şeyler yapmaya çalıştığınızda mutlaka engelleri olabiliyor. Fakat bu engelleri aşmaya gayret etmek lazım. Biz de yılmadık. Rektör yardımcısı karşı çıktı, rektöre gittik. Rektör karşı çıktı, yönetim kuruluna gittik derken yönetim kurulunda bir şekilde onaylattık. AB'den proje onaylandı ama daha doğrusu jüriler onayladı ama üniversite yönetim kurulu onaylamıyor görevlendirmeleri. Ve böylece şunu yaptık açıkçası. 10 tane Litvanyalı öğrenciyi, 9 öğrenci bir tane doçent hoca ile birlikte burada bir kırsal alana, bir ilçeye getirdik. Bir belediye de bunların İAŞ'sini ve şeyini sağladı, konaklamasını sağladı. Ziraat Hocam odası süre ne kadardı? Ne kadar bir süre için geldiniz? Süre bir aydı sayın hocam. Süre bir aydı. Bir ay için geldi. Bir ay çok için güzel. Yaz dönemiydi. Ziraat odası tarla buldu. Çalışacakları tarlayı buldu. Ve belediye bunların ulaşımını sağladı. Bizde de iki öğrencinin eşliğinde tam bir ay bu arkadaşlarımız tarlalarda çalıştılar. Ve Harika. Öyle deneyimler, öyle neticeler oldu ki o üniversite bizi en iyi partner seçti ülkede. Yani en iyi partner seçildik Litvanya'da. Partner üniversite seçildik. O kadar hoşlarına Evet. gitti. O kadar memnun kaldılar ki hatta bazı öğrenciler biz artık İnönülüyüz diyorlar. İnönü ilçesine gelmişlerdi. İnönülüyüz diyenler var. Çok güzel dönükleri oldu bunun. Ve buradan işbirlikleri başladı hocam. Yani iletişim işbirliğini doğuruyor. Doğru. İşbirlikleri giderek devam ediyor. Dolayısıyla bu proje sayesinde biz bir AB projesine bizi davet ettiler. Hem bizi International Week'leri varmış, uluslararası haftaya davet ettiler Litvanya'ya. Hem de bizi bir projeye dahil ettiler. Dediler size AB projesinde görmek istiyoruz. Biz projeyi yazacağız, siz bizim ortağımız olun dediler. Hatta biz sizin adınıza müracaat edelim, biz sizin projenizi yazalım dediler. Yani Harika. böyle AB projesine biz adım atmış olduk. Bir BAP projesiyle sayın hocam. Çok güzel Ve hocam. Nihayet 6 ortaklı bir proje yazdık ve projemiz de AB'den geçti. Kabul oldu. Ondan sonra arkasından bir Rural Yacht dediğimiz K205 projesi de bu anlamda yazdık biz bu deneyimlerimize bağlı olarak. Bir yıl sonra o da geçti. Ve bu sayede biz tam belki 20 tane üniversiteyle iletişime geçtik bu iki projeyle. Bunun dışında International ofisimiz de bizim. Bu arada bize bazı tekliflerde bulundu. Afrika'daki ülkelerle bir proje çalışmamız var, dahil olur musunuz dediler. Zanzibar'la, Ukrayna ile ve Mauritius adalarıyla anlaşma yaptık biz K107 çerçevesinde. Bu biraz daha farklı sayın hocam. Bu öğrenci öğretim elemanı hareketliliğine biraz daha farklı. Yani daha geniş kapsamlı bir adım bu öğrenci öğretim elemanı değişimlerine karşı, değişimleriyle ilgili olarak. Ve nihayet biz Zanzibar'la bağlantı kurduk. O kabul oldu. Ukrayna malum o da kabul oldu ama savaş var şu anda. Mauritius adalarıyla Evet. da bu anlaşmayı gerçekleştirdik. Yani hali hazırda 4 tane 5 tane AB projesiyle biz bizatihi uluslararası arenaya girmiş olduk üniversite olarak. Ve her yerde ismimiz söylenir, yazılır ve geçer oldu. Ulusal Ajans'da ismimiz öne çıkmış oldu. İşte bizim Ulusal Ajans Avrupa Birliği projelerinin Türkiye'deki takipçisi olarak. Ve bu bağlamda da biz gerçekten ciddi bir ortak potansiyeli oluşturduk. Çıktılarından birazdan bahsedeceğim. Bu arada yine bir İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile şu anda devam eden projede ortağız. Tepebaşı Belediyesi ile bir AB projesinde yine ortağız. Şu anda da
başvuru halinde olan 7 tane, 8 tane projeye başvurmuş durumdayız. Bir Kırgızistanlı, bir Kazakistanlı, bir Moğolistanlı üniversite bizi dahil etti. Sizin de Avrupa Birliği deneyiminiz var, proje deneyiminiz var, size ortak yazmak istiyoruz diye. Bize ulaşıyorlar, şeyden görüyorlar muhtemelen, listeden görüyorlar bizi, efendim proje listesinden, National Agency'den, Ulusal Ajans'tan. Dolayısıyla bu şekilde ciddi bir neyimiz oldu? İşbirliği protokollerimiz ve işbirliği portföyümüz oluşmuş oldu. Şimdi bu projeler bize ne kazandırdı derseniz eğer, şöyle bakarsak 10 adet yabancı öğrenciyle başlayan bu işimiz K203 ile 6 üniversiteye çıktı. Efendim 2 üniversite bir dernekle K205'te. Ondan sonra Zanzibar'da 4 doktor öğrencisi, 6 tane yüksek lisans öğrencisi kazandırdı bize. Ukrayna'dan bir üniversiteyle bağlantımız ve bir doktor öğrencimiz var şu anda. Mauritius Adası'da da şu anda 5 öğretim elemanımız gidecek yazın nasipse. Ve oradan da ciddi bir katılım bekliyoruz. Şimdi aslında buradaki konu şu, konuyu çok dağıtmadan şunu söylemek istiyorum. Önce bir iletişim kurmak gerekiyor. İletişim evet. için tabii ki burada dil olmazsa olmazımız. Biz fakülte olarak, üniversite olarak, özellikle fakülte olarak yabancı dil ağırlıklı bir eğitim veriyoruz öğrencilerimize. Yaklaşık 670 saat falan İngilizce dersimiz var toplamda 4 yıl boyunca. Bunun büyük bir öğrencilerimize geri dönüşü var. Ve gelen her misafirimizle, toplantılarımızı öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz, proje toplantılarımızı. Her gelen misafirimize mutlaka derse sokuyoruz, öğrencilerimizle muhatap ediyoruz. Ki onlar Türkçe bilmiyorlar, bizimkiler de İngilizce bilmiyorlar ama karşılıklı iletişim kurmak durumundalar. Bu öğrencinin dil ihtiyacını ortaya koyuyor. Dile yatkınlığını da, dile ihtiyacını ortaya koyuyor ve bu böylece şu anda mesela özellikle Zanzibar'ın eğitim dili İngilizce. Bu öğrenciler şu anda yüksek lisans ve doktor olarak bizim eğitim programımıza dahiller. Ve ben bu öğrenci arkadaşlarımıza da kendi fakülte katımda oda verdim. Doktor öğrencilerine özellikle. Hem hocalarıyla hem öğrencilerle birebir iletişim halindeler. Ve bizim öğrencilerin olduğu gibi hocalarımızın da dillerinde ciddi bir ilerleme var. Dil kullanımında. Zaten dili biliyorlar ama dil kullanımı bizde problem. Konuşma biliyorsunuz. Buna çok ciddi katkısı oldu. Dolayısıyla öğrenciler de buralara merak uyandı. Yüksek lisans öğrencilerimizin bir kısmı diyor ilk fırsatta diyor biz de yurt dışına gideceğiz ve bu bağlantıları kullanacağız şeklinde bir yaklaşım var. Bu açıdan Avrupa Birliği projeleri çok ciddi bir network, bir ağ oluşturuyor. Hem hocalar arasında hem üniversite öğrencileri arasında. Bu anlamda da öğrencilerimiz birebir iletişim kurmak suretiyle oradaki gelen misafirlerimizle yazışıyorlar. Hatta üniversitelerine davet de alıyorlar. Bu anlamda da ciddi bir katkısı var AB projelerinin uluslararasılaşmada. Demek ki önce iletişim, iletişim için de network gerekiyor hocam. Network ve dil gerekiyor iletişim için. Network ve gayret değil mi hocam? En başta evet. Sizin gayretiniz de olmuş bu iş yani. Azminiz de olmuş tabii bu BAP projesindeki ağ oluşursa evet. iletişim oluyor. İletişim oluşursa bu daha da genişliyor ve genişleyerek de bu bizim ağımız devam ediyor şu anda. Duyan bizimle işbirliği yapmak üzere çeşitli iletişime geçmeye çalışıyorlar. Peki bu bizim bu projelerimiz ne sağladı? Stratejilere baktığımız zaman tekrar stratejilere gelirsek Sayın Hocam. Ne sağladı diye bakarsak bir defa uluslararası öğrenci sayısının artırılmasına çok ciddi katkı sağladı. Özellikle yüksek lisans ve doktora. Şu anda bizim yüksek lisansımızda 8 tane öğrenci kayıtlı, 6 tanesi yabancı hocam. Yeni öğrencilerimizden 5 tane doktor öğrencimiz var yeni öğrencilerimizden 4 tanesi yabancı. Dolayısıyla hem bu
Hocalar mesela yabancı öğrenciler tömer eğitimi almış oluyorlar vesaire ama bu öğrencilerin çok az bir şeyleri var, Türkçeleri var. Dolayısıyla doğru. Hocalarla yabancı öğrenciler mutlaka iletişim kurmak durumundalar. Hoca öğrenciyi anlamayınca öğrencinin anladığı dilden anlatmaya çalışıyor. İngilizce ihtiyacı hissediyor. Hatta şöyle bir şeyimiz var hocam bizim, uluslararasılaşmayı teşvik etmek adına. Fakültemizde Speaking Club diye bir kulüp kurduk. Üniversitemizde birçok yabancı diller yüksek okulumuz var. Efendim, yabancı dille eğitim yapan fakültelerimiz var, bölümlerimiz var. Fakat Speaking Club bizde. Bir tane kulüp kurulabiliyor, o da biz kurduk, erken davrandık. Bizim fakültemizde... Öğrenci topluluğu gibi değil mi hocam o zaman? Öğrenci topluluğu gibi sayın hocam. Evet, öğrenci kulübü. O yüzden bir tane. Öğrenci kulübü sayın hocam. Öğrenci kulübü koyduk. Bu öğrenciler size de tavsiye ederim açıkçası. Hani size de fikir vermesi adına tavsiye ederim. Bu öğrenci kulübünde çok aktif çalışıyor bizim öğrenci kulübümüz şu anda. Gruplar oluşturuyor hocam. İngilizce grubu, Türkçe grubu, Arapça grubu diye. İlahiyat da var bizde. Haftalık program yapıyorlar. İngilizce konuşmak isteyenler bir araya geliyor. Türkçe konuşmak isteyenler bir araya geliyor. Ve Arapça konuşmak isteyenler bir araya geliyor ve bunların hepsinin başında birer öğretmen oluyor. Öğretmen kim? Öğrencilerin içerisinde iyi bilenler. Bu şekilde her hafta programlar yapıp kendi aralarında konuşma becerilerini artırmaya çalışıyorlar. Ve bunun fakültemizdeki dil öğrenmeye de çok ciddi katkısı oldu. Ve öğrenci kulüplerinin biliyorsunuz fakülte bazlı değil, üniversite bazlıdır. Tıp fakültesinden, mühendislikten, İBE, İktisadi Bilimlerden, eğitim fakültesinden, her yerden öğrenciler var. Görseniz uluslararası bir arena gibi bizim fakültenin sınıfları. Her dilden konuşan, her renkten öğrencilerimiz var. Biz bunları gördükçe de çok mutlu oluyoruz tabii ki. Zaten şeyine de yaraşır budur. Yani turizme yaraşır olan da budur. Çünkü turizm zaten kendisi uluslararası bir iş biliyorsunuz. Yani turizm yerel bir iş değil, uluslararası bir iş. Dil önde gelen bir iş. O açıdan buna da çok büyük katkısı oldu. Bu Speaking Kulübü'nün de katkısı oldu. Onun için biz de her yerde farklı diller konuşan insanlar görmek mümkün. Günün her saatinde. Bu da çok güzel oluyor. Farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Hiç görmediğiniz öğrenciyle karşılaşıyorsunuz. Mesela tıp fakültesinden bir öğrenciymiş. Arapçaya ilgi duymuş, gelmiş. Arapça sınıfında yer alıyor mesela. Onun için uluslararası öğrenci sayısının artırılmasında bizim üniversitemizin de bir şeyi oldu hocam. Üniversitemiz karar aldı senato. Sınıflara 20'şer 30'ar öğrenci, yabancı öğrenci alma kararı aldı. 3 yıldır biz bunu uyguluyoruz. 3 yıldır her sınıfa 20 öğrenci, yabancı öğrenci alıyoruz paralı. Orta Doğu'dan, Asya'dan öğrenciler geliyor paralı. Dönem itibariyle belli bir parası var. Şu anda 1500 civarında üniversitemizde yabancı öğrenci var. Ve bu yabancılar aslında fevkalade bir şey kattı üniversitemize, bir mozaik oldu. Ya bir zenginlik oluştu aslında. Farklılıklar zenginlik esasında. Biz bunu yeni yeni fark ediyoruz mesela. Onun için dedim hani biz daha erken uluslararası toplum olsaydık belki de birçok sorunu yaşamayacaktık bugün. Sonra uluslararası öğretim elemanı sayısının artırılmasına da katkı yapıyor. Nasıl yapıyor? Bizim şöyle bir şeyimiz de var hocam. Ne diyelim, yabancı öğretim elemanlarına misafir, yabancı öğretim elemanı şeklinde bir kararımız var yine. Gelip bizde bir hafta, iki hafta yabancı öğretim elemanları kalıp ders verip gidebiliyorlar. Öyle bir karar almış durumda üniversitemiz. Çünkü bu ihtiyaca binaen oluştu. Farklı ülkelerden öğrenciler olunca, farklı ülkelerden hocalarla tanıştırma ihtiyacı doğuyor. Sadece Türklerle değil de, hani biz uluslararası bir üniversiteyiz, uluslararası bir mantaliteye sahibiz anlamında bir fikir vermek adına. Sonra uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim alanında işbirliğinin ve değişim programlarına katılımcı sayısının artırılmasına katkı sundu bizim bu projelerimiz. Sonra üniversitemizin uluslararası işbirliği potansiyelini artırdı ve şu anda söyleyebilirim ki
Üniversitemizde uluslararası işbirliği lideri bizim fakültemiz, turizm fakültemiz hocam. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uluslararası ofis de bundan çok memnun ve bizi çok destekliyorlar. En çok belki öğretim elemanı gönderen fakültelerden birisiyiz yurt dışına. Şu anda iki tane öğretim elemanımız İspanya'da bir proje kapsamında, bir eğitim programındalar. 7 gün oradalar. İspanya'nın Malaga, Cordoba kentine gittiler, kentlerine gittiler. Çok güzel hocam. Evet hocam. Sonra yüksek öğretim alanının uluslararası gönüllülüğünün artırılması, biz bu özellikle bizim üniversitemiz adına çok büyük bir katkı sundu. Her yerde şu anda projeler sayesinde geçiyor ve bizi oralardan buluyorlar. Google'dan buluyorlar mesela. Yabancı hükümetler ve çok uluslu kurumlar ile işbirliği antlaşmalarının artırılması, bu sayede biz işte buna bu arada özellikle yabancı derneklerle bir protokoller yapıyoruz. Efendim bu projeler bağlamında. Yükseköğretim Bünyesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı'nın ihdas edilmesi. Henüz daire başkanlığına çıkaramadık ama Uluslararası İlişkiler Öğrenci Birimi, Uluslararası Projeler Birimi bizim fakültemiz sayesinde üniversitemize ihdas edilmiş oldu, kuruldu. Uluslararası Projeler Birimi diye bir birim oluşturuldu. Çünkü bu projelerin yürütülmesi, hesabının kitabının yapılması, görevlendirmenin yapılması ayrı bir uzmanlık alanı. Uluslararası ilişkiler alanında nitelikli ve yeterli insan kaynağının temini ve gerçekten çok ciddi işbirliklerimiz var bu anlamda. Çok nitelikli hocalarla çalışıyoruz. Bu projelerden mesela Springer'de akademik anlamda bakarsak Springer'de ve çeşitli mesela Springer'de bir kitap basıldı, kitap bölümü oluşturur, bize kazandırdı. Ve tabii ki akademik çalışmalar da kazandırıyor. Uluslararasılaşma alanında mevzuat, güncel gelişmeler ve eğilimler konusunda kurumlar arası iletişim mekanizmalarının oluşturulmasına da imkan sağlıyor. Çünkü biz ilk defa bir işe giriyoruz. Mesela Erasmus Mundus diye bir şey var Erasmus programları içerisinde. Bu Erasmus Mundus da hocam üniversiteler arası yüksek lisans doktora programı açma. 3 yıllığını açıyorsunuz. Avrupa Birliği buna imkan sağlıyor. Özellikle kültürler arası veya disiplinler arası alanlarda açabiliyorsunuz. Mesela bugünlerde bununla uğraşıyoruz ve şu anda da Azerbaycan'dan ve Litvanya'dan bir üniversiteyle de çift diploma programı üzerinde çalışıyoruz. Çift diploma. Yani bizden mezunlar, onların öğrencileri de bize geldiğinde bizim diplomamızı alacak. Bizim öğrencimiz oraya gittiğinde onların diplomasını alacak şekilde çift diploma üzerinde çalışıyoruz şu anda. Yani projelerle birlikte başlayan iletişim ve bağlantılar, network çok ciddi manada ilerlemeye devam ediyor. Yani bu bir şey gibi, hani gölün ortasına taş atmak gibi dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Ve bundan biz de çok mutlu oluyoruz. Şimdi öğrenciler tarafına olaya bakacak olursak, tamam üniversitedeki hocalarımız, üniversitedeki akademisyenlerimiz AB projeleri yaparlar ve öğrencilerini de buna dahil ederler. Bu işin bir boyutu. Fakat burada en önemli husus öğrenciler bu işten nasıl yararlanacak? Bu konuda öğrencilere ben bir pencere açmak istiyorum açıkçası. Gönüllülük diye bir şey var hocam. Mutlaka siz de biliyorsunuz. Öğrenciler de bunu biliyorlardır. Gönüllülük hibe programları var. Eğer sizin kendi üniversiteniz yapmıyorsa bile bunu Avrupa Birliği'nde dünyada herhangi bir üniversite yapsa bu gönüllülük programlarına katılabiliyorsunuz. Bu gönüllülük programları Avrupa Birliği'nin şuranın fotoğrafını çekebilir genç arkadaşlarımız bu ekranın fotoğrafını çekebilirler. Bu buralarda gönüllülük programları yayınlanıyor. 2 ayda bir, 3 ayda bir. Şu anda hangisi aktifse öğrenciler buna katılıyorlar. Ne sağlıyor bu gönüllülük programları? Şunu sağlıyor. Yolculuk, seyahat bandının üstündeki yolculuk masrafları, kurumsal destek, proje yönetimi, masrafların kurumsal destek verilmesi, faaliyet masrafları dahil etme desteği, cep harçlığı vesaire gibi birçok şey veriyor bu gönüllülük programı. Yani siz
Gönüllülük programına dahil olduğunuz anda size bir uçak bileti gönderiyorlar. Siz çantanızı sırtınıza takıp gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz peki? Sosyal alanlarda çalışıyorsunuz. Sosyal dahil etme, çevre, kültür gibi alanlarda çalışıyorsunuz. Yani bir arada ne yapıyorsunuz? Gençlerle fikir üretiyorsunuz, tartışıyorsunuz. Mesela bizim böyle bir projemiz vardı. Tepebaşı Belediyesi ile yürüttüğümüz Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler diye bir projeydi bu. Biz 30 tane öğrenciyi, 30 tane gönüllüyü bir Eskişehir'de, bir Ankara'da, bir de İzmir'de topladık. Öğrencileri birbirleriyle tartıştırdık, başlıklar oluşturduk ve sürdürülebilir şehir anlamında gençlerin katkısı ne olabilir konusunda çalışmalar yaptık. Ve tamamen gönüllü programıydı bu. Biletini alıp geldi öğrenciler ve buna dahil oldular. Ve fevkalade güzel fikirler de çıktı. Şehirlerin yönetilmesinde söz sahibi olabilecekleri ihtimalini değerlendirdikleri için de çok heyecanlıydılar. Bu şekilde bizim bir hoca arkadaşımız Yunanistan'a gitti, yaklaşık bir yardım doçent arkadaşımız, doktor öğretim üyesi arkadaşımız. Bundan bir 15 gün önce Yunanistan'da bir gönüllülük programına katıldı. Akademisyenleri ve öğrencileri çağırmışlardı. 9 gün Yunanistan'da bu gönüllülük programında çalıştılar. Fikir ürettiler, karşılıklı tartıştılar. Bir sonuç raporu yazıldı ve dağıldı. Onun için şuradaki adreslerdeki arkadaşlarımız burayı mutlaka takip etsinler. Ve bu gönüllülük programlarına yazılsınlar ve çantalarını sırtlarını alıp gitsinler. Bir hafta, 9 gün, 3 gün, 5 gün çok fazla var bu gönüllülük programları. Ve Avrupa Birliği projesi bunlar. Avrupa Birliği projelerinin neleri diyelim, uygulamaları bu gönüllülük programları. Bu açıdan hani gençlerimiz kendilerini geliştirmek, uluslararası bir toplumda yer almak, dil çekincelerini kırmak istiyorlarsa ve uluslararası çalışmak istiyorlarsa kesinlikle bu tür deneyimlere ihtiyaçları var öğrencilerimizin. Yani bir defa yurt dışında deneyimi yaşadı mı bu şekilde, bir şekilde bir deneyim yaşadı mı öğrencilerimize çok büyük katkısı oluyor. Bu şekilde bizim öğrencilerimizden bundan yararlanıp da şu anda yurt dışında olan çok öğrencimiz var. Bu gönüllülüklerden yararlanıp ve yurt dışı deneyimi yaşadıktan sonra da Türkiye'de pek de kalmak istemiyorlar bu öğrencilerimiz. Bu açıdan onlara ciddi bir kapı açıyor. Evet, şimdi ben açıkçası bunları söylemek istemiştim Sayın Hocam. Fazla da uzatmak da istemiyorum. Epey bir zamanda oldu, yaklaşık bir 40 dakikadır sanırım konuşuyoruz. Bir ders süresine yaklaştı. Bu arada eğer sorusu olan arkadaşımız varsa evet, sohbetten yazabilir, chatten yazabilir. Muhtemelen mikrofon hakkı verilmiyor gibi sanki. Bu açıdan isteyene verebiliriz de, yani söz hakkı evet, isteyen olursa veririz sözünü, mikrofonunu. Sorusu olan varsa evet, özellikle lisans öğrencilerimiz var şu anda aramızda. Hocam, biz size göre hakikaten çok kıymetli bilgiler bunlar. Çok kıymetli deneyimler bir kere. Hepimizin ufuk açıcı olduğu inanıyorum ben. Hem hocalarımız için hem öğrencilerimiz için çok ufuk açıcı ve güzel bir sunumdu. Evet, Demet hocamız teşekkür etmiş. Abdülkadir hocam iyi yayınlar demişti. Hocam sorudan bağlandı, o biraz geç bağlanabildi hocam. Evet, uğraşmış bağlanmak için. Sayın Dekan'ımı görüyorum şu anda karşıda. Evet. Kusuruma bakmayın lütfen. Yani derse geç kalan öğrenci gibiyiz ama bağlanmada ciddi problem yaşadım. Kusuruma bakmayın lütfen. Estağfurullah Sayın Hocam. Hürmetlerimi bildiriyorum. Yani, çok sağ olun. Sizi görmek çok güzel Sayın Hocam. Burada uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda kafamda onu kurguluyordum. Neyi hocam, bir daha söyler misiniz? Konuşma kulüpleri. Konuşma kulübü hocam. Hem İngilizce, evet, Almanca hem de Arapça. Açıkçası elimizde yeterli kaynak da var. İyi bilen arkadaşlarımızı öne çıkararak bu kulüpleri üniversite genelinde yaygınlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bizim handikapımız şu anda üniversitede tek İngilizce eğitim veren fakülte biziz. Ne kadar bizim güzel dışında hocam. Bu iş size, görev de size düşer Sayın Hocam bu durumda. Yani hocam bu kadar çok görev var ki. Bir de bunu alırız, sıkıntı yok. problem yok ama bunu uygulamak lazım. En azından bir miras bırakmak lazım üniversiteye. Evet. Bunu çok rahat yapabiliriz. Açıkçası
Avrupa Birliği projeleriyle ilgileniyoruz. Yani ilgilenmemiz de gerekiyor. Sağ olsun Nagihan Hocam şu anda burada. Çok güzel bir Erasmus projesi hazırladı. Umarım yürür o. İnşallah. Oradan çıkarabiliriz. Daha çok biz biraz daha ihtisas projelerine boğulmuş vaziyetteyiz. Evet hocam. Doğa turizmi hatta Natural Doğa Üniversitesi var. Litvanya'da bir Doğa Bilimleri Üniversitesi. Oradan hatta bize birlikte proje yapalım diye öyle bir teklif gelmişti. Onlarla bir bağlantı kurup belki de sizin de işbirliğinizle bir şeyler yapılabilir Sayın Hocam. Vallahi mutluluk duyarız hocam. Yani evet. O üniversiteyle sizinle görüşelim gene hafta içi. Tamam. O üniversiteyle konuşalım. Çünkü yani elimizde açıkçası İngilizce bilen çok sayıda öğretim üyemiz, öğretim elemanımız var. Kadromuz anlamda kuvvetli. Uluslararası İlişkiler Birimi yetkilisi bana gelmişti. Geçen tanıştık arkadaşlar. Çok da Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyor. Olmasa ben onun bilgilerini Burhan Hocam'a ileteyim. Burhan Hocam onunla bir bağlantı kursun. Muhtemelen siz ziyarete de gelebilirler. Mutluluk duyarız hocam. Güzel olur. Evet, bir tarz bir proje şey yapabiliriz. Gene açıkçası sizinle de bir işbirliği protokolü hazırlama gibi bir niyetim de var hocam. Onu da konuşalım, onu da pişirelim. Olur hocam. Sonrasında biz bir Hacı Bayram'la işbirliği protokolü imzaladık. Çok güzel hocam. Tebrik ederim. Bir Kıbrıs'tan bir üniversiteyle, bir de Norveç'ten bir üniversiteyle gene görüşüyoruz. Üniversite arası işbirliği, fakülte arası işbirliğini geliştirmek istiyorum. Bunu yaparsam en azından sizin bu yürütülen projelerinizle ilgili, bizim de devam eden çalışmalarımızla ilgili hem araştırma görevlisi hem de öğretim üyesi değiş tokuşları yapabiliriz. Aynen hocam, know-how paylaşımı olur hocam, güzel de olur. Vallahi hocam beraber organizasyon yaparız, şey yaparız. Bu arada gene size de önden bilgi vereyim. Kasım ayında bir uluslararası gastronomi kongresi çalışmamız var. Hani 17-18 Kasım gibi niyetlendik. Bunu bayağı bir hareketli ve uluslararası konseptte hem doçentlikte kullanılabilecek hem teşvikte kullanılabilecek çapta ama bir yandan da gerçek anlamda gastronomik etkinliklerin yapılacağı biraz hibrit ama hibritin uygulaması daha fazla olacak bir hibrit kongre planlıyoruz. Güzel bakalım olur hocam. Ne kadar ne olur. Bize düşen bir şey olursa destek olur Sayın Hocam. Yarısı sevgili hocam her zaman. Bir arkadaşımız Özge Çaylak Dönmez isimli bir arkadaşımız bir soru soruyor. Diyor ki Avrupa Birliği projelerinde öncelikli alanlar var mı ya da öncelikli konular neler diyor. Bu öncelikli alanlar her dönem değişiyor Özge Hanım. Bu özellikle 2022-2027 için yeni bir program yayınlandı. Bu programda öncelikli alanlar, tabii ki öncelikli alanlardan birisi kırsal ve doğa. Bu sizi direkt ilgilendiriyor. Evet. Bir diğer öncelikli alan da dezavantajlı gruplar. Kapsayıcı turizm, kapsayıcılık özellikle ön planda. Onun için de hani bu National Agency'nin sitesine girilse UAGO.tr, ben şuraya yazayım. UAGO.tr diye Ulusal Ajans'ın sitesi bu. Ulusal Ajans'ın sitesinde bu gençlikle ilgili olanlar, işbirliği stratejisiyle ilgili olanlar, stratejik işbirliği ile ilgili olanları oradan inceleyip daha ayrıntılı bilgi verebilirsiniz. Ben konu çok uzamasın diye buraya onları eklemedim. Onların her birisi program dahilinde, yayınlanan program dahilinde mevcut. 2027'ye kadar da öncelikli alanlar geçerli açıkçası. Geçerli. Evet. Sayın Hocam, özellikle bu işbirliği konusu güzel olur. Nasipse bunu daha da ileri götürmeye çalışalım. Çünkü biz şu anda Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile bir AB projesi yine yazdık hocam. Bizde turizm var, onlarda deniz var, Denizcilik Fakültesi. Deniz evet, turizmi geçen üzerine. Sizi orada gördük hocam. Evet hocam, deniz turizmi üzerine çalışıyoruz. Oradaki dekan beyin davetiyle oraya gittik. Oradaki dekanımız da benim babamın küçük oğlu olur hocam bu arada. Onun için öyle öyle bir birlik ne diyelim? Nesebi birliği böyle iş birliğine de evet. Çevirelim. Ne güzel olur. İnşallah iyi olur diye ümit ediyoruz. Yalnız çok deneyim kazandık hocam. Kötü deneyimlerimiz de oldu, iyi deneyimlerimiz de oldu ama bizi ilerletti bu konu.
Bu açıdan hani bu Avrupa Birliği işbirlikleri çok şey katıyor üniversiteye. Yani en azından uluslararası sahaya çıkıyorsun ve gerçekten ne olduğunu görüyorsun. Aynen hocam. Aynen. Öbür türlü insanlar kendilerini bir şey zannediyorlar ya da olduk zannediyorlar. Yani bunu sık sık yaşıyoruz, her gün yaşıyoruz neredeyse etrafımızda. Ama fakülte olarak da en azından uluslararası arenada nerede yani dünyada turizmlerde, turizm eğitimlerde ben neredeyim deme şansınız oluyor bu çalışmalarda. Kesinlikle hocam. Şöyle bir de oradan onların deneyimlerinden yararlanıp onları ülkenize, fakültenize getiriyorsunuz mesela. O da çok güzel. O şekilde gelen her hocaya mesela bir sunum veya ders verdiriyorsunuz. Öğrenci ile muhatap ediyorsunuz. Ve çok ciddi öğrenci belki dil baskısı altında kalıyor ama en azından öğrenmesi gerektiğini de anlıyor bu anlamda. Ona da çok katkısı oluyor. Özellikle yabancıları bizim öğrencilerimizle bir buluşturup ve aynı ortamda şu anda yüksek lisans doktor öğrencileriyle hocalar ve öğrencilerimiz aynı ortamda şu anda kalıyorlar. Zaman geçiriyorlar. Birbirlerine dertlerini anlatmak için, beraber yemek yemek için, gidip bir yerde oturmak için anlaşmak zorundalar. Konuşuyorlar. Evet, konuşuyorlar yani, iletişim kuruyorlar mecburen. Ve kazan kazan politikası hocam, herkes kazanıyor. Bizimkiler İngilizce öğreniyor, onlar Türkçe öğreniyor. Herkes öğrenimini geliştirmiş oluyor. Bu da çok ciddi bir katkı yapıyor. Türkçe öğrenmelerinde de fayda var, dünyanın yarısını tek bir dille gezebilirler. Aynen hocam, aynen. Bunun da farkındalar. Bunun da farkındalar. Şimdi bizim Zanzibar'daki ortak üniversitemiz SUZA, State University of Zanzibar, Devlet Üniversitesi, Zanzibar Devlet Üniversitesi. Oradaki herkes istisnasız Türkiye'ye gelmek istiyor diyorlar. Türkiye'ye, Eskişehir'e gelmek istiyor herkes. Gelip öğrenim görmek istiyor. Mesela şu anda bir kısmı YTB ile geldi bu öğrenciler ama bir kısmı kendi cebinden geldi hocam. Kendi cebinden parasını ödeyerek yüksek lisans doktoraya geldiler mesela. Bu anlamda hem üniversite döndüklerinde zaman ülkemiz adına bu işbirliği yaptığımız insanlar ülkemiz adına gönüllü tanıtım elçisi oluyorlar. Her biri birer elçi hocam. Litvanya'daki öğrenciler o kadar çok sevdiler. Mesela öğrencinin birisi çok güzel bir şey söyledi. Hocam dedi ben 8-7 yıldır Türkiye'ye geliyorum. Antalya'ya her şey dahil sistemle bir otele gelip geri gidiyordum dedi. İlk defa buraya katıldım ve Türkleri tanıdım dedi. Keşke 7 yıl önce Türkleri tanımış olsaydım dedi mesela. Bu açıdan buna da çok katkısı oluyor. Ve yerel halkla işte kahveye gidip çay içiyorlar. Hocam çok ilginç oldu. Kahveye gidip çay içmişler kızlı erkekli. Amcalar çay ısmarlamışlar onlara. Ona tarlalara gidip çapa yapıyorlar. Keçi koyun otlatıyorlar. Aslında tam sizin branşa uygun işler bu işler. O açıdan da size çok fikir verebilir diye düşünüyorum açıkçası. Kafamızda hocam. Yani bir BAP projesiyle bu işe başlayabilirsiniz hocam. Bakın BAP projesi biz üniversiteden zor geçirdik ama sizi biliyorum ki ilişkileriniz gayet iyi. Üniversiteniz, rektörlüğünüz de çok iyi bakıyor bu olaya. Onun için böyle bir şey uygulamanın bir yansımasını siz orada yapabilirsiniz. Size tavsiye ederim Sayın Hocam. Asistanlarımız burada. Sizi dinliyorlar. Neden olmasın? Hazırlasınlar bir taslak. Üzerinde oynamaya başlayayım. Aynen hocam. Yani 10 öğrenci getirerek, 5 öğrenci getirerek işe başlasanız çok şey devam edecektir. Yani tekeri döndürelim bakın. Bir hocam. Ondan sonra aynen. Zaten geliyor. Aynen gelir. Sayın Hocam. Aydoğan Hocam'ı da görüyorum bu arada. Aydoğan Hocam merhaba. Sesiniz evet. Kapalı Sayın Hocam. Devletli evet. Dekanım saygı ve selamlarımı sunuyorum. Nasılsınız? Saygılar bizden Sayın Hocam. Hocam Aydoğan Hocam görüntünü bir daha aç. Televizyon programı sunuyor gibisin yemin ediyorum. Hocam Midcom'dan bağlanıyor hocam şu anda. Arkaya Midcom'un şeyini koydum. Yarın sabah yani lazım olacak. Hocam korkulur senden yeminle. Estağfurullah hocam. Evet, Aydoğan Hocam bir projemizde de dış değerlendiricidir Sayın Hocam. Aynı zamanda Avrupa Birliği projemizde. Biz bizatihi tanışmıyoruz kendisiyle yüz yüze ama hocamın çalışmalarını biliyoruz. Sağ olsun kabul de etti. Değerlendirmesini yaptık. Gayet güzel bir değerlendirme de geldi hocamdan. Bu açıdan bakın bu
ulusal bazda bile üniversitelerde işbirliğine vesile oluyor bu Avrupa Birliği projeleri. Gerçekten sadece uluslararası öyle. Değil. Bu fırsatı bana sunduğunuz için ben çok müteşekkirim. Benim için büyük bir onurdur Kıymet Hocam. Estağfurullah hocam. Ne demek estağfurullah. Bu bir onur bize ait sevgili hocam. Çok sağ olun. Burhan Hocam'ın önerisine de ayrıca minnettarım. Evet. Ne demek hocam? Ne demek? Rica ederim. Ne demek hocam? Yaşar hocam sordu bize sağ olsun lütfetti. Var mı bu konuda diye. Ben dedim bu konunun piri bizde. Aydoğan Hocam'dır yani. Kısalt hocam ondan sorulur. Estağfurullah. Sadece işte olduk yani. Evet. Sağ olun. Evet. Sayın hocam ben daha fazla zamanınızı almayayım isterseniz. Estağfurullah. Şeref verdiniz. Ben estağfurullah. Burhan hocam gerektiğini söyleyecektir ama ben fakültem adına çok teşekkür ediyorum size. Şimdi biz zaten bunları hem kendi medya kanallarımızdan yayınlayacağız hem de YouTube'a koyacağız. Orada YouTube'a. Çok fazla öğrencimizin, arkadaşımızın izleyeceğini biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Emek verdiniz, zaman ayırdınız. Estağfurullah hocam. Ben teşekkür ederim. Bu benim için bir onurdur. Sizleri görmek çok güzel. Tekrar daha güzel işbirliklerine birlikte konuşmaya, İnşallah çalışmaya hocam. Devam edeceğiz. Kastamonu'ya gelme vaktiniz geldi artık. Ramazan sonrası bekliyoruz sizi. İnşallah hocam. Hasretle bekliyoruz, geleceğiz. Yani İnşallah hocam. Çok da mutlu oluruz. Çok da mutlu oluruz. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah hocam. Güzel, sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz Yaşar hocam. Bu yoğun mesainizde bize zaman ayırdınız. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ben. Sağ olsunlar. Biz dinleyen hocalarımız, öğrencilerimiz. Umarım herkes gereken payı almıştır kendi hesabına. Ve çok daha güzel faaliyetlere, eylemlere, projelere vesile olacaktır bu sunumunuz. Teşekkürler hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hocam ben hayırlı teşekkür ediyorum. Efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün sizlere ve öğrencilerimize, arkadaşlarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. Hoşça kalın.